Çorum'da meydanlardan seslendi. Berkin'in elinden ekmeğini aldılar dedi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı aileye başsağlığı diledi. İş dünyası da acısını paylaştığını açıkladı. Bugün oğlumla aynı yaşta olan, oğlum Berke ile aynı yaşta olan Berkin'i kaybettik. Dedi ve gözyaşları kürsüye aktı. O da bir anneydi, dayanamadı. Diyorum ki ne cenazesi ya, yani o yaşta çocuğun maçı olur, müsameresi olur, karne alma günü olur ama cenazesi olmaz diyorum. Dolayısıyla çok üzgünüm gerçekten. Aylin Nazlı Aka, CHP Ankara Milletvekili, mecliste basın toplantısı yapacaktı. Konuşmasına Berkin'le başladı. Gözyaşlarını tutamadı. Oğlumu Recep Tayyip Erdoğan aldı diyor. Berkin Elvan'ın ölüm haberi siyaset dünyasını da yasa boğdu. Berkin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de soruldu. Bugün sabah görünce televizyonlardan haberi üzüldüm gerçekten. Nihayet bu olay olduğunda 14 yaşında bir çocuktu, yani bir çocuğumuz. Bugün hayatını kaybettiğini öğrendim. Bütün ailesine tabii başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Liderler seçim meydanından paylaştı Elvan ailesinin acısını. 15 yaşında bir çocuğunuz hayatını kaybetti ekmek almak için. Onun ekmeğini elinden aldılar, hayatına son verdiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Aylardır tedavi görüyordu, maalesef ki bugün vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Meclis koridorlarında da Berkin konuşuluyordu. Küçücük bir çocuğun başına gelenler ve sonraki süreçteki yaşananlar, sahipsizlik gerçekten son derece üzücü. 9 ay boyunca bir çocuğa devletin, bakanlıkların, işte hükümetin, valiliğin, emniyetin hiçbir kesiminin sahip çıkmaması, yok sayması gerçekten çok acı bir durum. Berkin Elvan evladımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum. Aslında Berkin'in ölümü, ölüm süreci aslında bu ceberrut yönetim anlayışının ne kadar pervasızlaşabileceğini görüyoruz. AK Parti cephesinden ilk açıklama milletvekili Halide İncekara'dan geldi. İncekara, şiddet sever, terör severler bir genci daha annesinin yüreğini yakarak kurban aldı. Yeter gençlerimiz ve anneler yanmasın dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan da üzüntüsünü İzmir'den dile getirdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter hesabından başsağlığı diledi. Hayata tutunmak için uzun süre mücadele eden Berkin Elvan'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, muhterem ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. İş dünyasının da Berkin için mesajları vardı. TÜSİAD yazılı açıklama yaptı. Açıklamada başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin görevi gençlerimizin hukuk güvenliği altında temel hak ve özgürlüklerini huzurla, umutla ve güvenle yaşayabilecekleri bir ortamı sağlamaktır. Berkin Elvan'ın vicdanımızı sızlatan son kayıp olmasını umut ederiz dendi. İş adamı Murat Ülker de Twitter hesabından mesaj gönderdi. Rahmetli abim Ali'yi sokakta bir kazada kaybettiğimizde 5 yaşındaydım. Genç yaşta ölüm daha bir üzücü. Başımız sağ olsun. Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo da ailenin acısına ortak oldu. Berkin, senin için dua edeceğim. Allah ailene sabır versin. Esnaf da tepkiliydi. Ok Meydanı ve Beyoğlu'nda bazı esnaf kepenk kapattı.